وضع المرأة في المجتمع العربي وضع اضاع bu burada efendim konum konum demek. Vaada <laughs> Ne hocam? <laughs> bitecek inşallah. 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 Tabi tabi ilave inşallah. Bunu bitirelim. Ee, efendim kadının Arap toplumundaki durumu, konumu. Kadının Arap toplumundaki konumu, efendim durumu. Yumkin yumkinun el kavlu. Efendim el kavlu kelimesini dammelemem sizi şaşırtmasın. Evet ha. Söylemek bizim için mümkündür demek normalde bu. Öge değerini yansıtacak olursam söylemek bizim için mümkündür. Ama biz bunu söyleyebiliriz diye tercüme edeceğiz. Yani Türkler biz öyle diyoruz. Evet. Yumkinin el kavlu innen nazrate lil mer'eti fil müştemail arabi bi şeklin amin teteercehu Beyne selaset sadece bir yön, de demek. ne ee, de bakış. Evet. Kadının Arap toplumundaki Arap toplumunda kadına genel bir şekilde bakış... Arap toplumunda kadına genel olarak bakış üç görüş arasında gidip gelmektedir. Arap toplumunda evet. teteravahu, Tabii ki. Te de bu. Efendim iki ben onu şey diyorum. İki düğün arasında kalmış köpek gibi. İki iki düğün arasında kalmış düğün. Ya aç kalıp ölüyor biliyor musun köpek? Çok kötü. Şimdi davul çalıyor ya. Köpek o tarafa doğru koşuyor. E, davulcu yorluyor biraz sonra. Duruyor. E, bu arada öbür köyden geliyor düğün. Bu sefer köpek geri dönüyor. Bu sefer oraya koşuyor. Evet. Ali

الذي يرى في المرأة الكائن الضعيف جسما وعقلا، والذي يحصر وظيفة المرأة في تأدية غرض أساسي واحد، ألا وهو الزوجية بمفهومها الخضوعي والأمومة بمفهومها Ettevâludiyy-râvîy ee, Râvîy Şöyle El-Humâmetu Birinci yaklaşım Şimdi e Cümle bile değil ya. Ha şu şöyle diyelim. Cümle şurada. Hüve müpteda. Geri kalanı sonuna kadar öteki satıra kadar da iki satır haber. Birinci yaklaşım. O muhafazakar geleneksel yaklaşımdır. Şimdi geri kalanı da bu muhafazakar genel evet o yaklaşımın geleneksel yaklaşımın sıfatıdır. Marif olduğu için bu mevsuf öbeği ellezi getirmiştir. Yera fil mer eti kadında görüyor. El kainet daife cismen ve aklen efendim vücut beden ve akıl olarak efendim hem bedenen hem de aklen efendim zayıf varlık. Evet. Kadını kadını hem bedenen hem de aklen zayıf varlık olarak görüyor. Bu bir. İki. Vellezî vazifet el mer'eti fi vahid. Kadının vazifesini kadının işlevini fonksiyonu vazifesini tek ana efendim temel eee maksadı yerine getirmekle sınırlandırıyor. Yani diyor ki kadının efendim tek bir ana görevi var. E, ela bu ela herhangi bir anlamı olmayan ama fonksiyonu olan bir yapı. E, mesela tuvalette kapıya vurdun. <laughs> Adam içeriden şey yaptı, böyle bir ses çıkardı. Bu sesin bir anlamı var mı? Dil açısından? Yok. Sesin be, peki adamın boğazında bir kıcıklık var olduğunu mu anlıyoruz? Ha, onun bir anlamı yok. Ama müthiş bir iletişimde fonksiyonu var. Evet, evet, fonksiyonu. Hiçbir anlamı yok. Evet, buradaki ela da bir harftir. Herhangi bir anlamı yok, ama fonksiyonu var. Ela dikkat çekme harfidir. Söze efendim. El abi, yargı. Evet. Ela diyorsun. Ela'yı duyunca ela. dinleyiciler kulak veriyor. Efendim evet kulak veriyor dinleyiciler. Ondan sonra sen de baktın dinleyiciler seni sana yönelmiş cümleni söylüyorsun. Huve zevciyetu bi mefhumiyel hudu'i itaatkar anla kavramıyla itaatkar kavramıyla eş olma ve doğurgan gözetici kavramıyla analık anne olma bu efendim kadının fonksiyonudur vazifesidir diyor şimdi tercüme etmeye çalışalım hangisi ee, aslında bu e, şuradaki garat kelimesinin açıklaması. Evet, şuradaki garat kelimesinin e, efendim açıklaması. Burada e, şu üç satırlık cümlede e, bir özlemiz huve var. Geri kalanında yüklemiz oluyor. Evet. Ellezi ile birlikte gelen şu ifadelerin sıfat olduğunu hemen anlıyoruz. Huvezevciye. Evet bu bir müpteda geri kalanı da haberdir. Ama bu isim cümlesi şuradaki garada açıklıyor. Ya cümlemiz burada bitmiştir deriz. Evet. Ama anlam açısından bununla bağlantılı olduğunu biliyoruz. Ya da deriz ki şu üç satır tek bir öge olup bu ve müpteda geri kalan da haberdir deriz. Birinci yaklaşım o kadını hem bedenen hem aklen zayıf bir varlık olarak gören ve kadının iş vazifesini tek bir ana amaç yerine getirmekle sınırlandıran ki o İtaatkar anlamıyla eş, eş olma. Doğurgan, gözetici anlamıyla analıktır. Efendim, ile sınırlandıran muhafazakar geleneksel yaklaşımdır. Ben bu şekilde bu üç cümleyi, efendim, üç satırı, tek bir cümleye dönüştürmüş oldum. Bu ve o özne geri kanada da yüklem olmuş oldu. Yüallilü taklidiyyûne mevgifehum minel mer'eti bi talimit dini. Şimdi burada mevqif ile ilgili bir şunu söyleyeyim. Mevqif normalde durak demek. Durmak demek. Efendim duruş tavır anlamına da geliyor. Biz bu sözcüğü e, mini ile kullanıyoruz. Mesela mevkifu minni. Bana karşı tavrın, bana yaklaşımın, bana karşı duruşun demek. Evet. Evet. Burada da mini görüyoruz zaten. Gelenekçiler kadına karşı tavırlarını yok vakafe minhu onun neresinde duruyorsun evet efendim yani birisine karşı alınan tavır yani o kişinin neresinde durmak önünde mi duruyorsun arkasında mı yanında mı üstünde mi altında mı yani tavır almak Gelenekselciler kadına karşı tavırlarını dinin kurallarıyla gerekçelendiriyor. Dinin öğretileriyle gerekçelendiriyor. Ve yeravna fi ihtilatil mer'eti ve amelihe haricel menzili el ve vel ara ve Yara burada görmek görüşünde olmak demek. Evet. Kadına karşı tavırlarını dinin öğretileriyle gerekçelendiriyor. Allele yuğallı ve kadının işte erkekle karışması ve evi dışında çalışmasını utanç şey kusur utanç ve ahlak bozulması olarak görüyorlar. E, tamam mı? Şey e, yok birincisi. Hala birincisi evet hala birincisi görüş. Tamam. E, efendim. Tabi tamam, tamam. e, tabi. Tamam. Şimdi dedik ki efendim eden e, geleneksi yaklaşımdır. Ge işte e, gelenekselciler bu tavırlarını din öğretiyle e, şey dinin öğretileriyle gerekçelendiriyor ve kadının erkekle karışması. İhtilat kelimesi bu. Ve evin e, tabii. e, ile e, şey yaparsan iç içe girmek. Evet. Karışmak, kaynaşmak anlamı var. Evin dışında çalışmasını kus, e, kusur, utanç ve ahlak bozulması olarak görüyorlar. Ölekin ne la ya'tiridun ala musahamati'l mer'ati'l amilati fi'r <laughs> rifi. Ragme Kasvet ameliha. e rağmen er demekti. Evet. Çalışmanın zorluğuna rağmen e, efendim şey köyde çalışan kadının katkısına da karşı çıkmıyor bunlar. Evet. Yani bunlar efendim köyde evet çalışan kadının katkısına karşı çıkmıyorlar. E, işi سرد شتن olmasına rağmen. هذا بو ما يثبت أن تمسكهم بموقفهم لا يرجع إلى أسباب دينية أصيلة إنما مردته للتشبث بالتقاليد والرغبة في امتلاك المرأة والسيطرة عليها Merettu. Evet. Merettuhu ile. Şimdi merettuhu götürmek, döndürmek e, demek. Yani merciyuhu demek. Kaynağı. İnneme merettuhu. Bunun kaynağı şudur. Evet. Bundan kaynaklanmaktadır. Buna dayanmaktadır burada Yerciyo ile diyor ya şey, Yerciyo ile diyor ya ha Meretduhu ile teşebbüs Yerciyo ile demek Meretduhu İnnemü e, 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 Evet Yüretdu ile teşebbüs Yani Yerciyo ile teşebbüs e, Demek Şimdi her daha geri kalan haber ve bu haberin başında isim mevsul var. Ma. Bu şimdi parçacı olarak yaklaşalım önce. Ma ellazi yusbitu en temassukuhum bima ugifin. E onların işte ya yani işte evet tavırlarına sarılma demek. Ta, tavırlarına efendim tutunma savunmalarının la yerci'u yok la yerci'u ile esbebin dini affı ile onların bu tavırlarında ısrar etmeleri diyebiliriz sarılmak ya temessike bu tavırlarında ısrar etmelerinin köklü bir dini sebeplere dayanmadığını ispat ediyor Hocam buradaki ma is mevzul. Ellezi. ispat eden şeydir demek. Ama biz Türkçe'ye çevirdi. Biraz problem yaşıyoruz. Evet. Bu onların bu tutumlarında ısrarcı olmalarının köklü bir dini sebeplere dayanmadığını aksine bunun kaynağının e, evet, e, göreneklere e, bağlı kalmak kadına sahip kadına sahip olma ve ona hakim olma arzusu olduğunu ortaya koyuyor. Yusbitu esveti Yusbitu istbaeton meretu ile yerci'u ile demek merjiu hu ile teşebbese bi e, temesseke bi heze mübteda geri kalanı haber biz ma yokmuş gibi tercüme ettik ma dikkat dikkate alırsak bu onların bu tutumlarına tutumlarında ısrarcı olmalarının köklü dini sebeplere dayanmadığını Aksine bunun kaynağının geleneklere bağlı kalmak, kadına sahip olma ve ona egemen olma arzusu olduğunu ispatlayandır diye tercüme etmek lazım. Evet, ispatlayandır, ispatlayan şeydir. Ama ma yokmuş gibi tercüme ederseniz Türkçe'ye çok uygun düşüyor. Efendim. El itticahu sani ve yumessülü fikrel galibiyeti minel ve nisai. İkinci yaklaşım. ikinci eğilim. Efendim erkek ve kadın genelinin düşüncesini yansıtır. Evet. Mesela yüzde yetmiş, yüzde sekseni دادر. هو يتسم بنظرة متحررة نسبيا دون أن يكون ذلك معارضا للتقاليد المستقرة وهو مع إبقاء المرأة منصوبة للرجل ومحتاجة إلى رعايته Sevavun ekeni eben em zevcen em ehen. Önce parçacı olarak yaklaşalım. Bu ittesemebi e, bir ittesemebi e, özelliğine sahip olmak demek. Evet özelliğine yettasifu bi ile yettasifu bi özelliğine sahip olmak. Yettasifu bi Hatta imtaze bi, yemtazu bi de kullanılabilir. Nazra mutaharrara özgürlükçü bir yaklaşım, özgürlükçü bir bakış. Nisbiyen, izafi olarak. Nispeten özgürlükçü bir yaklaşım, bakışa sahiptir. Evet. Ya da nispeten özgürlükçü bir bakış taşır, özelliği taşır. دون أن يكون ذلك lit للتقاليد المستقرة Efendim bu yerleşik göreneklere e, aykırı olmaksızın. Yani yerleşik göreneklere aykırı olmaksızın. Bir. iki Me'a ibkail mereti mensubeten lirracül ve muhteceten ile riayeti. Kadını erkeğe e, efendim bağlı ve onun gözetimine muhtaç efendim e, tutuyor. Yani diyor ki kadın şeye erkeğe bağlıdır ve onun gözetimine de muhtaçtır. Efendim sevabını kene eben ister baba olsun ister koca olsun ister e, kardeş olsun. Peki bu cümleyi tercüme edelim. İkinci yaklaşım kadın ve erkek genelin fikrini yansıtır. Efendim bu o yerleşik göreneklere aykırı olmayan İster baba, ister koca, ister kardeş olsun kadını erkeğe bağlı ve onun gözetimine muhtaç. E, efendim. E, sayan sayan efendim nispeten özgürlükçü bir bakış özelliği taşır. İkinci yaklaşım. ويعترف اصحاب هذا الاتجاه بحق العمل ولكن في نطاق مقبول ومرغوب فيه لكونه يساعد على زياده دخل الاسره وتحسين احوالها ويكرج من صايب يعني طرف اصحاب هذا الاتجاه Çalışma hakkını uygun bir çerçeve ve efendim yani uygun ve kabul edilebilir bir çerçevede kabul ederler. E şimdi burada iki tane kabul etme olunca problem çıkıyor tercümemizde. Bu bu yaklaşım sahipleri çalışma hakkını kabul ederler, itiraf ederler. Fakat makul ve kabul edilebilir bir çerçevede olmak şartıyla. Niçin? Çünkü çalışmak ailenin gelirini gelirinin artmasına yardımcı oluyor, ailenin gelirinin artmasına ve şartların iyileşmesine yardımcı oluyor. Şimdi bu en son kurduğum cümleyi niçin sorusunun cevabı olarak getireceğiz. Şunu efendim mefulün fi efendim bu yaklaşım sahipleri taraftarları çalışmanın kadının çalışma hakkını kadının çalışma hakkını virgül çalışmak çalışmak ailenin gelirini gelirinin artmasına ve şartların iyileşmesine yardımcı olduğundan dolayı <laughs> makul bir çerçevede kabul ediyor. Kadının çalışmasını. Kadın tamam çalışabilir. Çünkü çalışmak ailenin bütçesine katkı sağlıyor, şartları iyileştiriyor. Fakat bu her yerde olmaz. Mesela öğretmenlik yapsın. Ya da mesela Diyanet'te efendim Kur'an kursu hocası, Kuran kursu hocası olsun. Efendim gibi. Nitaak çerçevede ben. Kabul edilebilir ve e, şey arz edilir. <gülüyor> he? <gülüyor> ha. ya burada şöyle öyle diyor. Benim herhangi bir fikrim yok. Yes, <gülüyor> he. <gülüyor> he, <evet. gülüyor> la yara fihi la yara fihi fihi halkan ya da hulukan لكيان مستقل خلقا لكيان مستقل يحرر المرأة تحررا كاملا ويساويها في علاقتها بالرجل بردك وَوَانٍ ما عنا من اجل بو دولايسيلا مفول معه اوليور آه يساويها في علاقتها Me'arraculi gibi. Yani kadının erkekle olan e, ilişkisinde. Evet. tabi e, tabii. E, efendim. Ha. Şimdi fihi dediğine göre bu hi kadına gitmez. E, çalışmaya gidebilir. Evet. Yani kadının çalışmasını evet. La yera fihi hulukan yani kadının çalışmasında efendim bir e, ahlak e, görülmez. E, Likiyenin, müstakillin e, bağımsız bir varlığın ahlakı. Efendim bağımsız bir varlığın şimdi o kiyen varoluş, varlık demek e, efendim bu da ahlak yo, yo, Yuharrul mer'ate mer'ate kadını özgürleştiriyor. Taharruran tam bir şekilde özgürleştiriyor ve yusaviha fi alaqatiha ve ve kadını erkekle olan ilişkisinde eşit görüyor. Yani kadının çalışmasın kadının çalışmasını kadının çalışmasını kadını tamamen özgürleştiren ve kadını erkekle ilişkisinde eşit olarak gören bir tavır, bir oluş görmüyor. Yani hani kadın madem çalışıyor, o zaman kadın özgürdür ve erkekle ilişkilerinde eşittir efendim demiyor. varlık, olarak görmüyor. Ne evet. E, yani şimdi la yerafihi kadının çalışmasında veya kadının çalışmasını e, halikan şimdi ben hulukan dedim. Halikan desek yaratılmış, ikiye müstakil yani müstakil bir varlık olarak yaratılmış varlık olarak görmüyor mu? Yok nasıl, yok, nasıl müstekilir? yok müstekilir. Bu ikiye müstakil tamam ee, ama buradaki halgan e, varlık değil yaratmak belki Bu, oluşturmak olabilir. olabilir mesela kadının çalışmasını kabul etmek Kadının çalışma o zaman bu, buradaki hi zamirini kadının çalışması değil de kadının çalışmasını kabul etmek e, olarak daha uygun görünüyor ya yani, yani kadının çalışmasını e, uygun olarak görmek kadını tam bir şekilde özgürleştirecek ve onu kadın ve erkek ilişkilerinde denk görecek e, müstakil bir varlığın yaratılması olarak düşünmüyor Öyle diyelim bunu hocam. Halkan diyelim. Evet. Huluk değil de. Şimdi halkan likeyen yani müstakillin ne demek? Bağımsız bir varlığın, varlığı yaratmak demek. Kadının çalışmasını kabul etmek bağımsız bir varlığı yaratmak demek değildir. Fikrin, evet söylemek istediği şey bu. Tekrarlayalım. Bu eğilim kadının çalışmasını Kabul etmeyi, hizmete kadının çalışmasını kabul etmek olarak düşünüyoruz. Bu yaklaşım kadının çalışmasını kabul etmeyi, kadını tam bir şekilde özgürleştiren ve onu kadını erkekle ilişkilerinde denk gören efendim yeni bir müstakil yeni demeyelim de müstakil bir var varlığı yaratmak demek değildir. Evet. Var bir varlığı diyelim ki yani. Evet. Müstakil bir varlığı yaratmak efendim. Hal, böyle böyle oldu, hal, ya. yani müstakil bir yaratık olarak görmüyorum hocam müstakil bir fert olarak bu da halden birey olarak görüyor. erken yediğinde hala bir ifade hmm. gibi bir anlam sanki Halkanlık likiyeni müstakil Hocam buradaki yuharruru kelimesi halkan kelimesinin sıfatı. Kadını işte tam bir şekilde özgür hale getirecek e, bir e, e, yak, bir yaratış hani ben yeni bir şey ortaya çıkarmış olmuyorum diyor bu yaklaşım